Yani Hocam bir bilmiyorum. virgül koymak istiyorum. Şimdi arkadaşımız Canan hazır. Bu Tel Aviv'de sirenler çalıyor dedik ya, Gazze şeridinden bir füze fırlatıldı demiştik. Ona dair detayları alacağız. Nasıl son durum Canan, söz sende. Evet Gözde, dakikalar önce sirenler çaldı Tel Aviv merkezde. Tabii öncesinde aplikasyondan uyarı geldi Demir Kubbe'den ve sirenler çalınca özellikle otel çevresinde vatandaşlar sığınaklara doğru koştular. Bir panik havası yaşandı. Ardından dakikalar sonra da patlama sesi duyduk. İki adet peş peşe patlama sesi duyduk. Tabii Demir Kubbe infilak ettirdi ancak birçok noktaya isabet ettiği yönünde bilgiler var. Tel Aviv merkezde birçok noktaya füzeler gönderildi. Özellikle bizim bulunduğumuz bu noktaya yakın noktalarda Jaffa, Hatikva ve Holon, Rizyon, Levizyon bölgeleri, yani şu anda içinde bulunduğumuz özellikle Mehmet gelirse bu tarafa doğru, bakın sahil şeridi, biz şu anda çatıya çıktık, otelin çatısına. Evet, şu anda bakın şu noktaları sahil olarak düşünün. Bu noktalara işte özellikle hedef alınan Tel Aviv noktasında, Tel Aviv merkezde. Bakın sahil kesimi, bu noktalara doğru gönderilen füzeler, iki patlama sesi duyduk peş peşe. Ama aplikasyona göre sayısız füze fırlatılmış ve şu anda da o füzeler havada Demir Kubbe tarafından imha edilmiş. Hatta birisi Ben Gurion Havalimanı'nın bulunduğu noktaya doğru fırlatılmış. Bir noktada orayı gösteriyor. Ben Gurion Havalimanı. Şu anda sokaklar bakın sessiz. Ambulans sesleri duyabiliyoruz. Çünkü vatandaşların çoğu sığınaklara doğru gittiler. İnanılmaz bir sessizlik var. Tramvay da bir süre durdu. Ardından yeniden sefere başladı. Bir sessizlik hakim şu anda. Otelde özellikle ve caddede, bulunduğumuz caddede vatandaşlar panik halinde koştular. Bakın cadde özellikle görmüş olduğunuz gibi araç trafiği de yok. Yine polisler çevrede geziyorlar, askerler geziyorlar. Vatandaşlar şu anda yeni yeni bulundukları noktadan çıkmaya başladılar. Yaklaşık 10 dakika önce siren sesleri Tel Aviv merkezden yükseldi. Aslında dün geceden itibaren özellikle İsrail'in birçok noktasında, Hayfa ve Celiliye noktasında yoğun siren sesleri duyuluyordu. Birkaç noktaya da, yine Hayfa merkezine de Demir Kubbe'nin ıskaladığı füzeler düşmüştü. Şu anda bizim bulunduğumuz noktanın yakınlarında bir yerde yine iki patlama sesi duyduk. Ve bu patlama sesi ve öncesi sirenlerin çalmasıyla birlikte İsrail'de, Tel Aviv'de vatandaşlar korku ve panik hallerinde sığınaklara doğru gittiler. Ardından iki patlama sesi peş peşe geldi. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'ın gösterdiği sahil kesimi olarak görünüyor. Ve bir de bir havalimanının yakınında yine bir füze infilak ettirildi. Birçok nokta hedef alınmıştı. Demir Kubbe'nin ıskaladığı iki patlama sesini peş peşe duyduk. Gözde, biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Şu anda yeni yeni vatandaşlar çıkmaya başladı. Ama dün geceden itibaren zaten birçok noktada, İsrail birçok noktasında siren sesleri duyuluyordu. Ancak Tel Aviv merkezde bugün itibariyle, yaklaşık 10 dakika önce itibariyle sirenler çalmaya başladı ve iki patlama sesini de peş peşe duyduk. Şu an vatandaşlar, İsrail'dekiler sığınaklara birçoğu gittiler. Yoğun bir panik yaşandı ve şimdi yeni yeni çıkmaya başladılar ama Demir Kubbe'nin infilak ettirdiği noktalardan birisi de yine bir havalimanı. Havalimanı da bize çok yakın, oldukça yakın. Evet. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı. Peki Canan, oradaki halk ne düşünüyor? Ben bunu da çok merak ediyorum. Yani İsrail halkının da artık bu Netanyahu yönetiminin sürdürdüğü katliama karşı ses çıkardığı ifade ediliyor. Nasıl, yani hiç konuştunuz mu yerel halkla? Gözde, açıkçası maalesef bu şekilde düşünmüyorlar. Aksine destekliyorlar.
Filistin halkından, hatta Türklerden de nefret ediyorlar. Her karşılaştığımızda, Türk olduğumuzu söylediğimizde yüzlerini eşkitiyorlar. Yani böyle bir tavırla biz karşılaşmadık açıkçası. İsrail'deki, özellikle Tel Aviv'deki vatandaşlar bu durumu aslında destekliyor. Tabii aralarda farklı sesler çıkaranlar da var ama biz onlarla henüz karşılaşmadık Gözde. Canan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Çok zor bir takip süreci yürütüyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Lütfen dikkatli olun.